Arkadaşlar merhaba. Kullandığımız dijital basküller zaman zaman arıza verir. Şimdi bunların 3-4 tane arızası var. Bunları tek tek yapacağız. Öncelikle bunun yere 4 ayağı vardır. 4'ünün de tam basması gerek. Eğer biri eksik basarsa kesinlikle yanlış ölçer. Bir ayağın biri askıda kalır. 3 ayak mutlaka basar ancak birisi askıda kalır. Tam düz bir yüzeye yerleştirmek gerek. İkincisi ekran çok seliktir. Belli belirsiz gözükür. Bu zaman pil bitmiş demektir. Veya pil uçlarında bir problem vardır. Ekran hata gösterebilir. Veya her ölçümde yanlış gösterebilir. Bunu da düzelteceğiz. Öncelikle baskülümüzü alalım. Şöyle bir ters çevirelim. Bakın gördüğünüz gibi dört ayağında da iki ayağında buraya hafif tozlar. Halı parçaları, onlardan çıkan tüyler bu şekilde buraya birikmiş. Bunları şöyle bir kibrit çöpü veya benzer bir ağaçla temizliyoruz. Bakın burada daha çok. Bunu da alıyoruz. Çünkü bunlar yere tam basmasını engeller. Kenarlarını iyice temizliyoruz. Burada yok. Bu toz parçaları, kıl parçaları bunun doğru ölçmesini engeller. Arkasından bunlar CR2032 gibi düğme pillerle çalışır. Para pil denir. Düğme pil denir. Şimdi açıyoruz. Burada düğmesi var. Vidası var. Evet. Pilimiz bu arkadaşlar. Şimdi pilimizi çıkaralım. Evet, çıkardığımız pil bu pil. Şimdi zamanla bu karşılığı ve yanı oksitlenebilir. Bunu temizlemek için hafif sirkeye şöyle bir peçeteyi batırıyoruz, çok hafif. Karşılıklarını bunların temizliyoruz. Ve siliyoruz. Pilimizi takıyoruz. Buna yakından bakmak gerekiyor. Evet, oturdu. Oturduktan sonra kapağını kapa diyoruz. Eğer yanlış gösteriyorsa yine bunları yaptığımız halde yanlış gösteriyorsa ne yapacağız? Bunlar içinde program vardır. Program yüklüyorum. Bu program zamanla değişir. Herhangi bir hata nedeniyle, pildeki bir hata nedeniyle veya pilin tam temas etmemesi durumunda içindeki program değişir. Bu programı ana programa döndürmek için pilimizi çıkarıyoruz. Baskülün pilini ve 15 saniye bekliyoruz. Bu 15 saniye içerisinde altta bunun cihazı var. Yarı iletken, iletken ve
kondansatörlerden oluşuyor. Kondansatörler buna 5-10 saniye elektrik vermeye devam eder, çalışır. Ancak 15 saniye sonra içindeki elektrik biter. Elektrik bittiği zaman baskülümüz ana programına döner. Yani hata gösteriyorsa hata göstermesi düzelir. Yanlış tartıyorsa tartması düzelir. Ve ana programına döner, bu şekilde kullanırız. Bu kadar basittir. Bizim yapabileceğimiz tamiri budur. Zaten bunun tamir yapılacak bir tarafı yok. Çünkü bir içinde entegre var, kondansatörler var. Bunların değişme ihtimali çok zor. Bu kadar basit. Eğer ekran çok silik gösteriyorsa pili değiştireceğiz. Pil yuvasını temizleyeceğiz. Bu şekilde baskülümüzü yıllarca kullanabiliriz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.